Ulan nereden oldu tıbbı kazanıp? Ortadan ikiye ettirildim ya. Hele başımın ağrısından Kur'an akın. Başımı kasuf bağlamışım. Bugün eylem şirkayı falan. Bütün köylüye bedafadan baktıracağım. Sanki Sağlık Bakanı'ndı galiba. Dedim he pütürenmez okulu. Niye pütürenmez? Niye kaynlık öyleysen? Dedim he 6 sene de okul mu olur? Onu tıstı ile bir şeye sınava girirler ya bundan sonra. Dedim pütürenmez o. Niye pütürenmez? Dedim he papazı berledi. Papazı sarsak hemen dedi. Ne güzel bir şey. Yarın üniversite sınavı değil ha? Allah veray kazanamayacağım. Kur'an hakkı değil hem ya. Anı Fuad'ın okulları. Boş boş geziyor ortada. Okudular ne oldu? Hiç boş. Fuad da yalanla şaşa geziyor ortada. Üniversite okutmuş ama oho. Oğlum sen bu okuma işini nereden çıkarttın ya? Bizde bir okuyan vardı. O becere de kör ismeyi. Gözü görmüyordu. Bizden okuyan bu okuyan çıkmaz ya. İlkokulu bitirene biz evliya gözüyle bakırız ya. Ve yazacaksan da git Kafkas Üniversitesi falan yazsak. İstanbul öyle bir şey yoktu. Allah vererek kazanamıyorsun. Halil. Ne day Allah belanı versin. Oğlum siz bankacı mısınız, tefeci misiniz ya? Bir adam günde 10 defa aranır mı ya? Sabah 3 defa aradın, evla 3 defa aradın. Akşam bana zembirle para mı gelecek? Ait olun. Vermeyeydiniz kredi. Çektik kredi 3 ay sonra dükkan battı. Ne yapak? Oğlum hapse girsem de vallahi gene vermeyeceğim. Sana uyuz oldum. Kol köpeği oğlu. Süredi sen halizden beni. Ola Allah sizin elinizden koymasın. Kur'an hakkı tefeci sizden 40 katıydı. Ola bir daha arama valla seni yemin ederim dümdüz söyleyeceğim. Kapat telefon. Kurban olurum ayana, anam bana kız bulup, anam bana kız bulup, kurban olurum ayana. Dilaver sana bir kız bulmuşa, hak et mi değilsen ona, hevallah deyirem. Hamamda baktım biraz bacaklara eğrimçedi. İdi tumanı çekersen sevişende görmeyersen. Ne ola dedim ne diyorsan ona nefes alsın yeter. Hak et mi diyorsan ne kollat diyorum. İdi o zaman isteyirem. Anam bana kız bulup kurban olurum ayana. Anam bana kız bulup kurban olurum ayana. Tara di 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 da di da di di da di 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 da. Tara di 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 da di da di di da di 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 di. Ya biz böyle çok süper zeka bir aile değiliz de bir ortalama zekaya sahibiz yani iyi kötü. Son kardeşim tam bir sarsak çıktı. Ne yapacak hiç bilmiyorum ya. Ulan bugün 2 saatliğine manavı Cemil'e teslim ettim. Gittim geldim 150 lira açık var. Geldim manava dedim Cemil ne yapıyorsun? Abi dedi bütün domatesleri satmışam dedi. Dedim aferin ulan kim aldı o kadar domatesi? 3-4 tane adam geldi aldı götürler dedi. Dedim aferin falan. Akşam hesap yaparım. 150 lira açık var. Dedim acemi çaldın hele köpüğü oğlu dedim. Abi yok Kur'an hakkı çalmamışım. Oğlum 30 kilo domates değilsen dedim. E abi değil hesap ortada. 3 kere 3 9. Oğlum manyak mısın dedim sen. 3 liraya domates mi olan dedim. Demek ki var etiketleri değişmişler. Aldım çubuğu buna bir giriştim. Bir yandan döğüren bir yandan söğüren. Bir yandan döğüren bir yandan söğüren. Haldan 6 liraya aldığım domatesi kesen 3 liraya verdi. Vurun beni öldürün. Mustafa senin yeri yesin Mustafa. Ben bu paranın yok zamanı sana gittim. Kredi çektim kefil oldum Mustafa. Beni bugün bankadan aradılar. Rezil rüsvü oldum Mustafa. Sen niye borcunu ödemiyorsun ay Mustafa? Aynur ablanla konuştum işten de kavalı ifler. Sen iş yerinde neye kıza laf atırsan ki Mustafa? Ben o kızı tanıyorum. O kız çok güzel bir kız. Sen o kadar yakışıklı bir adam değilsen ki Mustafa. Etbaş Mustafa. Pıstıl Allah'a fırmış. Kartof vurun nezifin oğlusan sen Mustafa. Mustafa. Mustafa! Ay kardeş gittik terekemenin mullasıyla evlendi. Her Ramazan zulüm çekir mi? Hacı babam ele eliyirdi, Hacı babam beli eliyirdi. Allah affırsın Hacı babanı ya. Kuymur koltukta oturum gittik iftar sürfasında otur. Ele sevabıymış Hacı babam ele eliyirdi. Bir tas çorba içerim. Sana kurban olum kalk iki rekat namaz kıl Hacı babam ele eliyirdi. E koy yemeğimizi ye de. 40 defa demişim ki sahura kalkmak istemiyorum. Kime değilsin? Zebani kimi tikilir başıma üçte kaka kaka ne dedim. Bir hurma da olsa sahur ile sana kurbanın Hacı babam eli eli. E dedim Hacı babanın üstü senden yalnız ol. Toltin kızı 3 gündür konuşmuyor benimle. O günü sabah camiye gelirim. Bizim Fefe Allah'a fırmış. Selam nalış. Ne dedim sabah gün. Haşim Hoca 11 ay sultanla kavuştuk. Dedim cehennem bu tarafa. Gözüm açamıyorum diyor 11 ay sultan. Neyse iftar eyledik. Namazı kıldık, sohbet eliydi Allah koymasa. Bizim saçmalardan seçmeler grubu ön tarafa dizildi.
Bizim sigara içen bir tane elektronik sigara bulup. Aya Kasım'ı da bir tane elektronik sigara bulmuşam. Eyle pofulladıram ki dedim eyle de uğraşmıyorlar. Ne olur şey değil. Allah da beni bela kabul etsin. Yanında da bir tane arak içen köpeği olup. O diyor Hacım'ı da günde 4-5 yer şarap içerim ben. Dedim zukkumun olsun. Aya bu cennette de şarap varymış. Acab bizi ağlarlar. Dedim bunu Allah bilir. Nazara bizim Fefe ele parmağı sarıyor. Kaşım hocam, kaşım hocam. Ne dedim? Şekersiz takkı çiğnendi, orucumuz bozdu. Dedim sen ağzına sen hava gitsen orucum bozdu köpüğü. Nazara bizim astroloji çıktı. Kaşım hocam kutuplarda 6 ay günüz oluyor, 6 ay gece oluyor. Dedim sen gece sen de bu soruyu sorma. İyi o zaman değiştiriyorum. Orucu zeytin ama aç ayıyorsa kormayla mı? Dedim bir yudum susuk kumla nazara ne yiyse iyi. İyi Haşim Hoca bir sorum daha olacak. Astronomiden nasıl oruç tutuyor? Oy Allah. Ben yazık bir Haşim Hoca'ydım. İndi oldum Kars'ın evliyası da. Geçen hafta bir tane çift geldi Garı Koca. Haşim Hoca senin nefesin çok kuvvetliymiş. Bizi bir oku üfle bizim uşağımız olmuyor. Dedim tüp bebek merkezidim burası. Doktora gitmediniz mi? Arvat deyir her tarafımı açıp bakıyor. Ondan sonra deyir hiçbir şeyiniz yoktur. Stres yapıyorsunuz ona sebep olmuyor. Bunu da koca kere Allah affırsın. Soğan erkeği mi ne dedi? Ayda bir sefer ya yanıma gelir ya gelmeyin. Buradan adam. Haşim Hoca yüzüne bakmıyor ki. Bıyıklarını görmüşsün mü? Kayfedeki pütlü Süleyman'ı okuşuyor. Aynı onunla yatırım sanki. Canım istemiyor. Ne yapayım? Ondan sonra bunlar tutuştular. Dedim siz buraya kavga etmeye mi geldiniz? Neyse bunları susturdum. Ondan sonra okudum üfledim yalandan cehennem oldu gitti bunlar. Bir ay sonra çıktı geldiler. Haşim Hoca Allah senden razı olsun bir tane balamız olacak. Adını da Haşim koyacak. Dedim peki kızı olacak. O zaman da Haşim'e koyacak falan. Neyse benim namım iyice yayıldı. 3 gün sonra Lalo çıktı geldi. Selam aleyküm. Ne de dedim. Yanında da bir tane getirip keto. Ben diyorum keto yoktu mu abi böyle beçere. Dedim bu şimdi. Haşim Hoca bu bizim akrabamızdı. Buna hiç çözüm kimse bulamadı. Bunu çözersen sen çözersin. Dedim ben doktoram mı sen delisen mi sefisen mi dedim. Haşim Hoca sen Allah bir oku. Neyse okudum üfledim. Bunları yolcu eledim. Beçere kötürüm adam iki adım attı yıkıldı merdivenden. Neyse tuttuk kaldırdık hastahaneye. Bir hafta yattı. Kötürüm giren adam çıktı sapa sağlam. Lalloyu vurgun vursun. Benim bütün namımı karsa her tarafa duydu. Haşim Hoca'nın nefesi böyle kuvvetliydi. Haşim Hoca'nın nefesi öyle kuvvetliydi. İşe çıkmaya hazırladım. Her gün kapında 15-20 tane adam var ya. Bugün mecit geldi bayram ziyaretine. Çaldı zili ben baktım balkondan 9 kişi. Oo dedim kapıyı açmadım. Sonra köpüğü kurnasıydım. Girip içeri kapıyı diyor. Güm ha güm açtım. Bayramın mübarek olsun Fikir abi. Bayramın kara gelsin dedim. 9 kişiden misafir mi olur? Ne yapalım dedi. 2 dakika oturup giydirdik. Geldiler oturdular. Bizim Arvat da sarsaktı. Bir şeker ver gönder cehennem olsun yesinler. Koydu sürfayı. 10 tane kete var idi. 2 tepsi baklava. Neredeyse yarısını yediler. O kırılmışları eylemeyi, onlar yedice benim tansiyonumuz geldi, onlar yedice benim tansiyonumuz geldi. Mecidin ağzında dişi de yoktu köpüğü, buradan baklavayı soğur, buradan keteyiz. Dedim ay Mecid Allah'tan dişin yoktu, yoksa bizi de yiyersen sen çiçi köpüğü oğlu. Eylem Mehmet abi. Dedi kayın fikri dedi, sen bana beddua eylesin, benim işlerim açırıydı. Öyle dedi, benim tansiyonumuz geldi, elim ayağı mesti. Ne oldu lan dedim. Dedi bizim döner işi yaman tuttu. İkinci dükkanı açmışam. Atatürk Caddesi 29 numara. Öyle diyen de ben düşüp bayılmışam. Neyse yüzüme gözüme su serptiler. İki de şiller çektiler. Kalktım aya. Kayınlıktan başım çattı. Neyse dayanamadım. Vurdum kafayı yattım. Gece 1 miydi 2 miydi? Telefon zır hazır zır hazır. Açtım bizim memme. Fikir Allah belanı versin. Ne var ulan dedim. Ankara yolunda gaza yaptım. İzledim sende bir şey var mı? Dedi başım kırıldı bir de pöçüğüm var. Ben ne yarsan tok dedim. 712 yar. Sen beddua eledin ona sebep belli oldu. Ne yapayım oğlum dedim yavaş gidelim. Hainlik benim genlerimde var. Benim babam da hainiydi. Rahmetli dedem de hainiydi. Bu ağrı keseceği verdiğim parayla Kur'an hakkı bir gece kondu dikerdim. Zaten kartofu çuvalla alırım. Bugün nuru bakkal değil. Sen ne yapsana yap kadar kartofu. Dedim başıma bağlayırım.
Niye dedi delisem? Yok dedim hainim. Evet kartof deyip geçme nenemi göndermedi. Nenem anamı görende başı ağrıyordu. Yazık anam geldi. Ne sen ana? Yeh dedi. Gidi ola bana kartofla tülbentimi geldi. Anam cincin olurdu. Kederdi komşuya nenem başlıyordu. Evet sartak babanın yüzünden gitti yaldıkta. Kur Yusuf'un evde kalmış kızıydı. Kim alacaktı? Hizmetçi almazıydı. Baban gitti gelin geldi bunu. Bunu ne yemeği yemekti ne içmeği içmekti. Tipi köşeyi görürsün de pislikten öleceği. Dedim nana 1000 lira vermesen anama diyeceğim. Cehenneme de sarsakın birisi kim inanacak sana dedim. Dedim öyle mi? Öyle. Nenemin bir gün teybe aldım sesini öyle. Gene böyle söylenir. Ondan sonra neneme dinlettim. Nenem dedi kim diye bu kaçı dedi. Dedim nene sensin. Benim sesim biraz çirkindi mi dedi. Valla sensin dedim. Bir hakikat menem dedi. Dedim nene 1000 lira vermese valla anama dinleteceğim dedim. Neyse nenem göğüs altı bankasına soktu eline çıkarttı 1000 lira o zamanın parası. Antır biraz kokurdu ama o zaman cips kola almışydım da yüzüme. Ola ben bu hainlıktan öleceğim Kur'an hakkı. Ne kanser ne kalp krizi. Of. Akşamüstü Ahmet aradı. Dedi hain fikri ne yapırsan? Dedim sana ne var ulan? Dedi sana kötü bir haberim var. Dedim hayırdı? Dedi Mehmet Jibalov. Dedim yalan söylüyorsan beni hainlendirmek için değilsin. Ola Kur'an hakkı. Ola Kur'an hakkı dedikten sonra sanki karnıma bir yumruk vurdular. Karnımın ağzı çıktı başıma, başım çatlıyor. Dayanamadım dedim alo. Mehmet hayırlı olmasın Jibalovsan. He dedi bacı oğlu almışam. Dedim taklalara gelesen. Diniye ile diyeceksin. İyi dedim dedelerin atkı kızıydı köpeği oğlu. Kim bilir nereden çaldın? Yok ee değil bizim döner işi tuttum. Dedim lepe geldi mi? Dedi he. Dedim Allah vere lepe gel tankın patlaya içinde kavrulasan. Dedi Allah belanı versin. Haini tok dedi yüzüme kapattı. Ola başımın ağzı çıktı iki katına. Hainlıktan öleceğim. 4-5 tane böyle kartof bağlamışam. Ola kartof da bağlanmışandır. Ola bu sene kazandın yoksa valla sana yemecidin yanına vereceğim. 4 senede iliğimi kemiğimi kuruttun. Yok dershaneye gideceğim baba. Yok üniversite kazanacağım baba. Ben sana bir parça ders çalıştığını hiç görmedim ki. Üniversite sınavına giriyorsun sonra ne yaptın Tolga? Baba kaydırmışam. Bir kaydırırsan iki kaydırırsan. Sarsaklığın adı olmuş kaydırmışam baba. O Eğrimçe Latif'in oğlu bak hukuk fakültesini kazandı. Büyüğün yarın avukat olacak. Sen hele üniversiteye gireceksin. Boynunu yerin altına sokun. Efendim sebebi ziyaretimiz malum. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Filiz'i oğlumuz Mehmet'e istedik. Allah oğlumu elimden alsın. Allah bunu vereceğe bir taş vereydi. Kızlarımdan 10 tane olaydı ama bundan bir tane olmayaydı. Gece yatmaz, günüz kalkmaz. Bir işin yüzünden ben tuttuğunu hiç görmedim. Bir de yalandan kırık kuruk bir arabası var. Onun farını değiştirir. Ne bileyim tekeriyle öndür. Böyle boş böyle sarsak salak ananın biridir. Bir doğar dostu Ahmet'in uşaklarıyla bütün gün kayfede pişbirik ha pişbirik. Benim oğlumun özeti budur. Yani kusura bakma dönür sen de biraz sarsaksan yani. İnsan kız verdiği adamı araştırmaz mı? Hırladı mı? Hırsızdı mı? Kimdi neci değil değil mi? Yani gene vermek istiyorsan anı oğlan buradaydı, kız oradaydı. Bunun konuştuğu iki kız daha var. Bak Kur'an hakkı. Yani şimdi sen masraf yapacaksın, nişan yapacaksın. Bir baktım bu itoğlu çırdı kaçtı gitti. Yani ona göre iyi düşündünür. O günü cuma namazında vaaz edeyim. Önde bir tanesi. Elinde telefon. Cink ha cink, cink ha cink. Gözün içine bakıram. Öhö deyirəm, pöhö deyirəm. Kime deyirsin? Neyse bir yudum su içtim. Dedim hacı nereden kalmışydık? Ben ne bileyim ben dedim. Ben seni hiç dinlemirəm ki dedi. Dedim ben ne yapırsam? Ben burada boşuna mı anladırım? Yedi kuş sənət dinlemişim da yeter de biraz da gençler dinlesin. Dedim kalkın namaza. Oradan lan haşım hocam bir soru sorma hakkımız var mı? Dedim hakkın qara yatsın. Yoktu. Neyse cumayı kıldırdım. Bizim sigara için. Haşim hocam ben zaten gebere gelirim bu camiye. Ne oldu ya dedim. İstasyon mehlesindeki kıldırır 2 dakikaya. Sen kıldırırsan 20 dakikaya cuma namazı. Dedim ki dur ya. Valla birden gelmiyor. Dedim cehenneme gel. Çıktım camiden. Bizim digorlu. Haşim hocam bu balta girmemiş ormanlardaki yan evlerin sonu ne olacak? Dedim haydi konu. Sen de işin gücün yoktu mu? Sen bütün gün bunları mı düşünürsen dedim. Haşim hoca Descartes der ki düşünüyorum eylese varım. Dedim Descartes'a selam söyle. Kendisi ölmüştür. Dedim eyle sen de yanına olsan. Kardeş Allah bu hocalara imamlara sabır versin ya. Ben 15 senelik imamım. Her sene aynı sorular, aynı sorular. Haşim hoca bu eyledi mi? Haşim hoca bu beledi mi? Canını azardı mı? Yüreğine dertti mi? O günü bir tane dikorlu.
Haşim Hoca, kutuplarda 6 ay gündüz oluyor, 6 ay gece oluyor. İyi dedim, ne diyorsun? Yani onlar nasıl olur? Dedim de sana ne var dedim. Onlar nasıl olur? Sen eski Musa mı, kutuplarda mı yaşıyorsan? İnsan merak ediyor. Sonra önden bir tane lallı kalktı. Haşim Hoca, oruç yıkan dişlerimi fırçalasam ne olur? Dedim canın azlar olur köpeği oğlu. İle normalde fırçalamışsan tuvalet taşına dönüp dişlerin. Dinirsen en sen fırçayı dişemişsin. Ondan sonra arkadan bir tane. Haşim Hoca, yemeğe dayanırım da bu cigaraya hiç dayanamıyorum. Yemeği yemesem cigarayı devam et dedim. Kalkın. Kalkın cehennem olun. Sohbetiniz kara gelsin. Sorularınız hepsi kavradın tuttu. Nasıl lan kara gözüm? Ne der babanın ağzını arttırıklayayım. Sen de ne aksi adamsan ya. Yanına gelirim bir havas, her havasını kursağında bıraksan. Gelme ait olur. Ben mi seni çağırırım? Kara gözüm ha kara gözüm. Gözün tüküzün. Vallahi bir de gelirsen tövbe olsun. Cehennem olur gidi doğru. Hadi git. Kirva, ben bu zeki işi ilerleyeceğim. O günü geldiler en az kendi kadar sevimsiz arvadıyla beraber. Oturdular pismillah. Zekinin arvadı bizimkine değil. Seringül'sü bu çamaşır makinası niye bile tez tez bozulur? Bir kere Seringül'de dedi. Hadi abla dedi, benim şansım. Yok az dedi, şans daha değil dedi. Sen biraz pasaklar bassan, çamaşırı biriktirirsen, birden yakıysan ona sebep bozulur. Bir yandan da benim gözüm içine bakır, görüm ne değil. Öyle bedasılar battı, öyle bedasılar battı. Düşman başına ki Allah'tan zeki düşmanımdı. Asıl özü pasaklıdı. Evine git, halları kokum kokum kokuyor Allah affırmış. Neyse, yemeği zukkumlandık. Dedim, Seringül bir çay koy. Zeki oradan fırladı. Yok dedi, Seringül bacı. Sen bize bir fincan kayfe yap dedi. Dedim, kayfe neydi Zeki? Hanımla yüzümüzü ile güzel alıştırmışık. Akşamları bütün günün yorgunluğunu alıyor. Kırılaga kırılada. Zaten Avrupa ve bütün modern dünya kayfe içir. Biz siz ile çay harcay. Ben de dayanamadım dedim. Gamasor'da deden de kayfe içirdi da Zeki dedim. Dedi içirdi. Dedim ağzınızdan ölürdünüz. Kayfeyi nereden buldunuz dedim. Değil Yemen'den geleydi. Dedim Yemen'den Kars Gamasor köyüne kayfe geleydi. Öyle Zeki. Değil o Şenercan'ın ziyası yoktu mu? Yalancı ziya. Ona 10 tepih vurar. İle bir adam bastı. Akşam gene aradı da. Ne var ne yok? Ne abi? Dedim canın azlar var. Üreğine de dert var. Ayda gidin. Pırt dedim kapattım. O günü Zeki ile kayfede tavla oynuyorduk 40 saatte. Hayatımda ben böyle sarsak adam görmedim. Şişpiş gelir tübüş oynuyor. Tübüş gelir şişpiş oynuyor. Tık tık tık. Saya tuttu beni 5-4 yendi mi? Ondan sonra deyir, hele koltuğunun altındaki cırka bak, aynen bir koltuğun, dedim gidi ona. Ondan sonra çay titi kafasına, dedim gidiyorum. Kariye deyirse neydi? Pilates dersim var. Dedim, pilates neydi Ayzek? Kültür fizik hareketleri yoktu mu? Dedim, ne anlıyorsan ki sen? Sidilerini almışam, öyle güzel yürgenmişim ki, mehlenin bütün arvatlarını topluyorum, haftada bir ders yapıyoruz. Dedim, tahta giyersen mi Ayzek? Taşsız pilates mi olur? Andırından utanmışsan mı dedim. Şurt üstüne geçireceğim bulur. Dedim ay Allah'ım buna bir yıldırım, bir ateş, bir gar boran bir şey yoktu. Bana dedi sen için geçip yaşam enerjin bitir. Ama bundan 3-4 tane etsin Ramazan kendime gel. Ramazan bereketi Kur'an'a kıyış bana Kur'an bir. Ele yiyen fil kimi camış kimi. Bugün bunu Cırık Süleyman oğlu. Ramazan ile bereket dedi. Yarım çorbayla doyuram Kur'an hakkı. Dedim yalancı köpüğü oğlu. 2 metre adamsın. Bu bereket bana niye iş gelmiyor? Hep diyelim acaba tuttuğumuz oruçları mı kabul etmiyor? Bir rivayete göre bizi Kabe'den kovdular da. Mehmet'e değil he değil. Siz kavurgazı kalınsız. Doyduğunuzu anlayarsan dünyanın yemeğini yeriz. Beyefendi iyi günler. Benim adım Meherrem Türkülmaz. Beni bundan bir ay evvel bir hanımefendi aradı dedi. Meherrem Bey dedi 15 GB vereceği, 1000 dakika vereceği, 1000 SMS vereceği, onu vereceği, bunu vereceği, paket aşımı olmayacak. 35 milyon karşılığında onaylıyorsunuz mu dedim. Ben de dedim onaylıyorum. Dedi 86 milyon fatura gelmiş. Allah sizin belanızı versin. Siz modern hırkızlarsınız. Siz modern yalancılarsınız. Ama ben burada etrafımın zehirle yiyeyle aklımın bütün dağılık karşısında. Ben de aklımın dağıtığı yerine gelsin diye belki 15 tane eti bu yiyeceğim. Şekerim yükselecek. Hastahaneye kaldıracaklar benim. Hastahane masraflarımı kim karşılayacak ulan?
Sen sana böyle yolum. Hala dur. O günü babamın yanına gittim. Önce ses etmedi falan. Böyle bir tersten baktı. Sonra dayanamam dedi. Saçın nabını nerede dedi. Niye dedim. Ne olur ki dedim. Aynı dedi fatüreye benziyorsun dedi. Dedim modadı da baba dedim. Dedim modasının içine tırıklayayım dedi. Ben 62 sene dedi 3 numaraya vurdurayım. Moda İbn Ali'nin adı olur moda. Moda ne dedi. Bir yandan da İstanbullu geliniz dedi. Ellerinde de sımışkan. Defne Samyeli gitti ya şeye diziye. Değil he diyor. Bu tezarvadı bırak bu çaftan mı sevil bu dokun. Anam diyor he. Ey babam o sımışkayı ne teriyir ben hiç anlamadım. Böyle işte iki tane tiş kalıp bir de bu yani eğriler yoktu. Anam. Belki arkada bir iki tane var. Çıt haç çıt haç. Dedim ay baba kede yan bu dişlerini yaptırak da sigortadan emeklisin. Dedi sana ne var ulan dedi ben böyle iyiyim. Falan. Dedim yaman iyi sen yemeği dur ondan sonra her akşam kede mana bir soda gel. Ay beceren mi de ne yapsın? Yemeği yiyir an böyle. Uttu gitti. Bakın pazartesi sıkandırabilsem götüreceğim bana. Nerede sana gör bak gör. Seni delik delik yolasan ona ben sana demedim mi son durakta ineceğim. Metrobüsle gelip yolu karıştırabilirsek sen ya. Aptal oğlu aptal böyle gelle miydi? O günü bizim oğlana değilim. Ona oğlum dedim siz çok şanslısınız. Biz sizi seviyoruz, öpüyoruz, konuşuyoruz. Bize it yavrusu kimin büyüdü? Önümüze bir parça yemek koyuyorlardı. Yiyeceğim bunu. Yok cehennem ol. Çok yiyende de cehennem ol. Babam bir gün içten gelmişti. Dedim hoş geldin babacığım koştum bile. Dedi lotu lotu danışma babacığım nerede ki şu oldu biraz. Öyle üzülmüşüydü. İlkokulda bir tane defterim vardı ama bile altı orta. Bütün dersleri ona yazıyordu. Bir tane de kalemim vardı bile sene sonuna kadar idare edecek. Ah sigara izmariti kalana kadar ama bile bile yazıyordu. Bir tane silgim vardı boynuma bile hele bir kaybıydı. Elemiş şillerliydi. 4-5 kilometre yol yürüyordu ki. Botumun yanı cırık idi, oradan su çekiydi. Okulun sobasında ayaklarımızı kurudu, bundan sonra derse başlıyorduk. Babama dedim, baba dedim ben ortaokuldan sonra liseye de devam edeceğim. Ne okuyorsan ki dedi, profesör mü olacağım, mala koyuna kim bakacak? Ulan çok çektim. Kardeş psikolojik danışma ve rehberlik hizmet mi? Kardeş selamünaleyküm, benim adım Meherrem. Kardeş ben Düney'in bir dahiliye uzmanına göründüm. Dedim doktor bey dedim ben hiç iyi değilim dedim. Böyle benim içime dışıma bir güzel baktı. Dedi Meherrem bey taş kimisin dedi. Hiçbir şey yok dedi. Dedi belki psikoloji olabilir dedi. Öyle diyende ben doktoru hıhtayına yapıştım dedim. Sen ne değilsen he dedim. Bana deli mi değilsen falan. Neyse doktor barbar bağırdı. Ondan sonra güvenlikçiler falan töküldüler. Kardeş beni yaka paça dışarı attılar. Anlıyorsun mı? Ondan sonra ben eve gittim. İçime bir kurt düştü. Dedim he sen doktoru neye canına düştüsen dedim. Adam belki doğru değil. Çünkü kardeş bizim akrabelerin hamsıyla derlikleriyle, cinlilikleriyle meşhurlar biliyorsun mu? Ona sebep ben de dedim öyle bir özüme psikolojik danışma hizmeti alım. Kardeş bu işin günahı neydi acaba? 250 milyon. Aylıktı mı kardeş? Bir saat. Ne deyirsen ne desen bir saat. Ne yapsan ki sen yalanından bir saatine 250 milyon istiyorsun. Yani sana günde 10 tane cinli gelse sen 2,5 milyar para mı kazanırsan günde? Kardeş Allah yedirmesin. Boğazına şiş girsin tamam mı kardeş? İçinden çıkmasın. Telefonunu sen kapat yoksa ben sana dümdüz gideceğim. Kapat sen kardeş kapat. Helal ya. 250 milyon değil. Nerede ağzın hapsi de? Ne kirayı verir nereden çıkarak köpeği oğlum. 12 senedir elimi kemiğimi kırık. 12 senede kira mı ödenem adam adama ev verir. Gel, 9 kişiyi valla boğar ödüler bize. Kur'an-ı Kerim. Geçen hafta bizim yazlığa Kazımkil geldi. Tabi bizim arvadın 105 karış. Yalandan bir yarım ağız dedi hoş geldiniz ama değilsem Kazım babasını öldürür. Becerek Kazım da dedi enişte dedi biz bir gece kalacak yer ayırtmışık. Dedim ne gerek var dedim yıkılın yatında arvat ben alttan el hacını zeyleyir. Dedim nerede kalacaksınız da Kazım dedi. Güllü Sümbüller Oteli enişte 3 yıldız. Hadi yani, yok köpeği o da yalancıydı bilirim de. Ondan sonra
Neyse gitti, herkes yatağa girdi, arvat mənə hələ yer. Yox, ben tatilə gəlmişəm, Kazımın qırılmışlarına mı baxacaq, günəşlənəcəm, ben yox, dənizə girəcəm dedim, Ardosta nənən də dənizə girdi, köpüğünün qızı yetər də dedim. Ondan sonra, neyse, Kazımın dedi, gürüsün birlər oteli o aklıma takıldı. Mən 30 sənə də Alanya'ya gəlir, meşik duymamışam eləmiyir. Neyse, internetten baktım, bırak Alanya, yer yüzündə elə yer yoxdur.